artık yıl ve mevsimlerin oluşumu. Dünyamız küreye benzeyen geoid şeklindedir. Bu nedenle bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı karanlık kalır. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönüşüyle gece ve gündüz nasıl oluşur? Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi sonucu gece ve gündüz meydana gelir. Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu hareket sırasında güneş ışınları yuvarlak olan dünyamızın bir tarafını aydınlatırken diğer tarafı karanlıkta kalır. Aydınlanan kısım gündüz, karanlıkta kalan kısım ise gece olur. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki nokta batıdakine göre güneşi daha önce görür. Gündüz ve gece sürekli birbirini takip eder. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketini bir gün içinde tamamlar. 24 saatlik zaman dilimi olan bir gün ise gece ve gündüzden oluşur. Ekinoks. Gece ve gündüz sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde eşit olur ve her biri 12'şer saattir. Çünkü bu tarihlerde güneş ışınları ekvatora dik gelir. 24 saat içinde gündüz ve gece yaşanır. Yani 24 saatlik zaman dilimi bir gün olarak adlandırılır. Güneşin doğudan görülmesiyle gündüz başlar. Perdeleri açıp güneşin doğuşunu izlemek kadar keyifli bir şey yok. Sabah kalktığımızda doğuda gördüğümüz güneş öğle saatlerine doğru gökyüzüne yükseliyormuş gibi görünür. Ve tam öğle saati olduğunda güneş tepede görülür. Peki akşamüstü? Akşamüstü güneşi batıda görürüz. Güneşin kaybolmasıyla gündüz biter ve gece başlar. Aslında hareket eden güneş gibi gözükse de hareket eden güneş değil, dünyamızdır. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. Dünyamızın güneş etrafında dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Bu sürede dünya kendi ekseni etrafında 365 tam ve bir çeyrek dönme hareketi yapar. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımı 365 gün 6 saat sürer. Dünyanın güneşin etrafında bir tam dolanmasını tamamladığı süreye tahmin edin ne denir? Evet, bir yıl denir. Peki artık yıl nedir? Hemen açıklayalım. 6 saatlik süreler 4 yılda bir gün olarak Şubat ayına eklenir. Şubat ayı o yıl 29 gündür. Bu yıl 366 gün sürer ve artık yıl olarak adlandırılır. 4'e tam olarak bölünebilen yıllar artık yıldır. Yani eğer 29 Şubat'ta doğduysanız sakın doğum gününüzü 4 yılda bir kutlamayın. Şimdi de mevsimlerin oluşumunu inceleyelim. Hemen bir soruyla başlayalım. Dünyanın bir tarafa doğru eğik durduğunu biliyor muydun? Bence bilmiyordun. Dünya, güneş etrafındaki dolanma hareketini 23 derece 27 dakika eğiklikle yapar.
güneşin yörüngesinde dönerken farklı yerler yıl boyunca farklı miktarlarda ışık ve ısı alır. İşte bu durum farklı mevsimlere yol açar. Kuzey kutbu güneşe doğru eğildiğinde kuzey yarım kürede yaz olur. Hava sıcak ve günler uzundur. Bu arada da güney yarım kürede kış hüküm sürer. Hava soğuk ve günler kısadır. Güney kutbu güneşe doğru eğildiğinde de mevsimler tam zıt yönde işler. Kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz olur. Ekvator ile kutuplar arasında yer alan bölgelerde yaz ile kış arasına ilkbahar ve sonbahar girer. Her mevsimde yaklaşık 3 ay sürer. Bizim ülkemizde de sonbahar ve ilkbaharın yaşandığını biliyorsunuz. Çünkü biz ekvator ile kutuplar arasında yer alan bölgelerdeyiz. Ekvator üzerinde bulunan yerler dünyanın ekseninin eğikliğinden etkilenmez. Çünkü her zaman yüzleri güneşe dönüktür ve tüm yıl boyunca sıcak olurlar. Yıl nemli ve kuru dönemlere bölünmüştür. Kutuplarda sadece iki mevsim vardır. 6 ay boyunca yaz ve 6 ay boyunca kış yaşanır. Şimdi size bir soru. Oturup düşünün. 6 ay boyunca yaz ve kış mı yaşamak isterdiniz? Yoksa ilkbahar ve sonbaharı sevenlerden misiniz?